Herkese merhaba, ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı sofralarınızı süsleyecek muhteşem bir lezzet paylaşacağım sizinle. Pırasalı omlet yapacağız. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Şimdi omlet için gerekli olan malzemeleri bir sayayım. Bir tane orta boy havucum vardı. Onu rendeledim. Bir tane de pırasam var. Pırasanın sadece beyaz yerini kullandım. Yapraklarını kullanmadım. Bunları da doğradım. Şimdi içerisine şöyle iki tane yumurta kıracağım. İsterseniz, seviyorsanız bunun içerisine birazcık böyle dereotu ya da maydanozu ekleyebilirsiniz. Şöyle iki tane yumurtayı kırdım. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Miktarlarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Yine aynı ölçüde bir yemek kaşığı da buğday unu ekliyorum. Bunları güzelce bir karıştıracağım. Omlet harcım hazır. Hem pratik hem de böyle hafta sonu kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz güzel bir tarif. Tavamın içerisine birazcık sıvı yağ ekledim. İsterseniz çok az tereyağı da kullanabilirsiniz. Sonra omlet harcımı böyle alıyorum. Tamamını bir boşaltacağım. Böyle ekledikten sonra tavamın genişliğini de şöyle bir açıyorum. Yaydırıyorum tavanın içerisine. Zaten yumurta ve un bunu tutacak. Bütün malzemeleri. Ben sadece şöyle bir hepsini bir araya getiriyorum. Ocağımın altı da açık bu arada. Yavaş yavaş bir tarafını pişireceğim. Orası piştikten sonra diğer tarafını çevireceğim. Diğer tarafını da pişireceğim. Ve omletimiz servise hazır olacak. Bu şekilde düzelttim. Şimdi omletimin bir kenarı pişti, bir tarafı. Diğer tarafını da çevireceğim. Şöyle tutup çeviriyorum. Dağılmadı, parçalanmadı gördüğünüz gibi. Diğer tarafını da şimdi pişirdikten sonra servis edeceğim. Omletim hazır. Diğer tarafı da pişti. Ocağımın altını da kapattım. Şimdi bir servis tabağını alacağım. Omletimi şöyle bir servis tabağına aldım. Bıçakla dilimliyorum. Daha sonra servis edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese de afiyet olsun.